Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir zamanlar üvey annesi ve iki kız kardeşiyle Kıbrıs'ta yaşayan güzeller güzeli kül kedisi bir Ayşe Aba varmış. Fena, fena ne demek? Bunlar hem hasetçi hem çirkin. Ayşe, yerleri süpür. Ne durumdan bakalım? Makas defa günde süpüreceğim. Tozlar alınmış değil bugün. Bütün evin işini bana yaptırırlar. Kendileri de bütün gün süsünen püsünen. Babam da gümrük memuru. Eve geldiği yok. Türk hadisi gel buraya. Kaldım ben bunlarla. Benim kızlarımın dırnağı olamaz. Ama üvey annem tam bir sarı şillo. Botoksu gufi. Bir de dudaklarını büzer, aynaya bakar, manyak. Ayşe, al bunu git başka yap, getir bana köpüklü kahve. Bütün gün otururlar, süs püs dedikodu. Duydun mu Aygül ne oldu sarayda? Kendiler dışarıdan kebap çağırır, biraz da bana kesin, kokusu var be. Yaya öküz oldunuz be, oh. Daha kebap be. Yumurta kavursun yesin. Zehir zıkkım olsun. Bir de Aygün tutturdu, kendine cici anne diyecekmişim. Hoş be! Bana ne be Aygül? Çok ayıp. İçi bir insan cici annesin Aygül de. Herkes yerini bilecek. Kül kedisi Ayşe. Yanımıza sığındığı gibi yaşar. Bir gün gene temizlik yaparım. Ansızdan saraydan bir görevli geldi. Size saraydan haber getirdim. Böylece Prens Kenan evleneceği cıvır aranmış. Balo veriyor sarayda. Prens Kenan bana haber yolladı. Prens onu boşalacak. Aman hadi inşallah Allah'ım. Nerman'ın hep saçları boyadır. Kaynadı. Birinizden birini prens alacak. Ama kendi saçımdır benim. Ben prenses olmak için doğdum. Ben de biraz gül yüzü göreyim. Nerman çakma sarışık. Aman sinirim bozuldu. Prens Kenan da sizi beklerdi çünkü. Başvurunu yapıyorsun. Elbiseni giyiyorsun. Kırmızılığını sürüyorsun. Mana gülünle beraber de geliyorsun böylece. Tamam. O kül kedisi Ayşe de kaldırdı gönlünü. Kimsin be sen? O da mış gidecek baloya. Kül kedisi. Baloya ben de gideceğim. İlahi belki peruklarınız düşer baloda. Kül kedisi dedim, sen yorganlar endirecek. Senin bu gece işin çok. Bay bay Ayşe, bay bay Ayşe. Çukurata krizine girdim. Böyle isterim, sadece çukurat yiyeyim hem alayım. Bir de kaldırdım kafamı ne göreyim. Peri, herkese gider peri kızı. Bana geldi Metin. Tutturdular. Peri kızı, peri kızı, peri kızı. Ne biçim masal be bu? Aha be periyim be peri. Tüylü sakallı. Beğenmedin. Ben dedim eve hırsız girdi. Ya ben 40 senelik periyim be. Nöbetçiymiş bu. Sigortama kadar perilikten. O zaman dedim kendine beni bu baloya götür. İşte ben baloya gideceğim de beni evde bıraktılar da bilirim ya, 40 senelik hikaye. Peri Metin benden bal kabağı istedi. Bal kabağın var mı? Var. Tamam kalk bal kabağı, börek yap bize elim. Ama götüreceğim. Götüreceğim ben seni. Ama 12'de çıkacaksın açacaksın oradan. 12'de eğlence başlar. İnsaf be. Saat 8'den 12'ye kadar işini gör sen de. Sen ne istedin be beni 12'de? Aynı baya gideceğim. Bir senin gece hayatın var. Kapattı gözümü, vurdu değneği, oldum bir prenses. Ayşe bak, seni getirdim buraya ama 12'de alacağım ha, unutma. 12'de burada kapının önünde seni bekleyeceğim. Unutmam ama biraz tezdir 12. Tez değildir. Sarayın kapısında tam baloya giriyorum. Bir baktım muhallebici Hakan. Ne yapsan heyecanlandım, acıktım. Koy be bir kese yiyelim. Hakan'ın da muhallebisi çok güzel. Metin der bana hadi gireceksin yoksa oyalanacaksın. Hadi la diskoya gideceğim ya. Vay eksik olsun be Metin. Nereden yolladılar senin gibi periyi bana? Kopuk herkese gelir peri kızı. Bana geldi peri ayna paya gidecekmiş. O girişimi göreceydin. O Neriman,
O Aygül, o Sunay hazır düşün bayılsın. O Prens Kenan beni gördü, nasıl koşturdu yanıma, nasıl beğendi beni, tuttu elimi. Oh oh, çatlayın çatlayın, benimle dans etti. Çatlayın patlayın be, tam Kenan dayıyla işi pişiriyorum. Saat çok çabuk geçti, saat oldu 12. Ayşe be! Deli Metin kapıda bağırır. Ne prens be gavoli? Asma çıkar be Metin. Güya'da coşkulu nedir mübarek? Hadi Prens Kenan'ı bıraktık kaçtık. Ne bırakacağım da bulsun beni sonra? Bıraktım gene bir Putin kapının önüne. Biz bıraktık Putin'i. Meğer senin Prens Kenan'ın gözü yakını görmezmiş. 8 aydır beklerim. Daha çıkacak da Putin ile gelecek. Sene dönüyor be Kenan. Tam dedim şansıma tüküreyim ben, aklıma geldi. Muhallebicinin yanında biletçi vardı. Bir bilet aldıydım bizim KKTC'nin. Bakayım be dedim o yılbaşı biletine. 1,5 milyon verecekler, belki bana çıkar. Bir de ne göreyim, bilet bana çıktı. Bir de demez miler Ayşe Deredeniz'e akar. Hus oğlum be, prensimi bekleyene kadar şansımı kendim buldum. Ta prensin göğünü olsun da gelsin beni bulsun. Sarayını da, krallığını da, üvey anamın evini de hepsini satın aldım. Beyaz atlı prensini bekleyene kadar gidin kızım bir piyango bileti alın. Zaten piyango çıkana kadar çekerler. Ben Eriman be Sunay. Biz bilet almadık. Niye çıkmaz anne? Ama Sunay'ın canından illa girecek içeri. Almayacak anne. Kaç bin kişiyiz bunun içinde. Birimize mutlak bir gün vuracak. İhtimali yüksek olan piyango. KKTC devlet piyangosu. Çıkmaz deme. Cinderella'ya bile çıktı. Prens Kenan'a hiç yakıştıramadım.